Önümüzde çıkan ilk örnek İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da güncel ajandasının önemli başlıklarından biri, özellikle dışa dönük başlıklarından biri İslamofobi ile mücadele çalışmaları. Siz İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bir uluslararası örgütün İslamofobi ile mücadelede ne derece etkin olabileceğini düşünüyorsunuz? Bir de devlet özelinde, yani devlet boyutunu, devlet düzeyi analizde diyelim, İslamofobi ile mücadele ne kadar etkin olabilecektir? Yani bireysel mi, yoksa sistem boyutu mu, yoksa devlet boyutu mücadeleyi mi öncelemek gerekiyor? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşik Milletler Örgütü'nden sonra en çok üyesi olan teşkilat, uluslararası örgüt. Ama etkisiz bir uluslararası örgüt. Etkisizliğinin sebepleri var. Bunlardan bir tanesi de Müslüman ülkelerin farklı rejimler, farklı çıkar algılamaları yüzünden bir ortak çatı altında bulunuyor olsalar bile çok az konuda ortak hareket edebilmek. Yani biz İslam dünyasında monarşileri görüyoruz, tek adam rejimlerini görüyoruz, demokrasileri görüyoruz, farklı ittifakları görüyoruz. Yani işte Rusya ile, Çin ile, Avrupa ile, Batı ile farklı farklı ittifak sistemlerinin içerisinde yer aldılar. Dolayısıyla o bağlantılarını bırakıp birbirleriyle ortak hareket edebilme yeteneğini gösteremiyorlar. Şimdi İslamofobi bir ortak gündem oluşturabilir. O yüzden İslam İşbirliği Teşkilatı'na da bir canlılık ve hayatiyet kazandırabilir. Çünkü somut olarak herkesi hedefleyen bir mesele İslamofobi. İslamofobi bir ırkçılık türü. İster dindar olun, ister seküler olun, nasıl bir hayat tarzını yaşıyor olursanız olun, İslamofobinin hedefisiniz. Yani Amerika'dasınız, bir işe başvurdunuz, ibadetlerle vesaireyle filan bir ilginiz yok. Belki inanmıyorsunuz, ateistsiniz ama isminiz bir Müslüman ismi, mesela Mehmet. Siz otomatik olarak ayrımcılıkla yüz yüze gelebilirsiniz. Dolayısıyla sizi doğuşunuzla, ait olduğunuz kültürle, ailenizin aidiyetiyle doğrudan hedef olan bir ırkçılık türü bu. Çok geniş bir yelpazede bu tehdit bir ortak gündem, bir ortak ajanda oluşturabilir. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı altında bulunan ülkeler kaynaklarını bu ortak gündem altında birleştirebilirler. Ne yapabilirler? Bu korkunun hedefinde olan coğrafyalarda, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere bu suçları takip edebilirler. İslam İşbirliği Örgütü bir izleme mekanizması kurabilir. Mesela insan hakları raporları hazırlanıyor. Human Rights Watch, diğer örgütlenmeler. İslamofobik suçları izleyen, raporlayan, dünya medyasına sunan, aynı zamanda da ilgili hükümetlere bu sorunları raporlarla gündemine getirebilir. Bunu Avrupa ve Amerika'nın İslam dünyasıyla kurduğu ilişkiler için bir, nasıl söyleyeyim, dikkate alınması gereken bir mesele haline getirebilir. Şöyle düşünün, Asyalılar, mesela Çin ithal ettiği petrolü %60'ını Orta Doğu'dan alıyor. Amerika vesaire bu bölgeyle ilişkili. Yapılan anlaşmalara ya da kurulan ilişkilere objektif kriterlerle hazırlanacak olan bu raporların da eklendiği bir sistem oluşturulabilir. Yani ticaret müzakereleri gibi yapılıyor. Evet, ticaret müzakereleri yapılsın. Bir başlık olarak da hazırlanmış olan raporlara dikkat çekilebilir. Bunlar zamanla etkili olacaktır. Somut talepler gündeme getirilebilir. Mesela mevzuatlar, hukuki mevzuatlar taradık. Bunların İslamofobiyle mücadele için güncellenmesi istenebilir. Bunlar zamanla sonuç doğurabilecek olan şeyler. Devletler gerekli kaynaklara sahip oldukları için, para, yetişmiş insan gücü vesaire, İslamofobiyle mücadele bakımından çok önemliler. Kendileri doğrudan yapmasalar bile İslamofobiyle mücadele için organize olan sivil toplum örgütlerini destekleyerek bu mücadelenin içerisinde yer alabilirler. O yüzden ben devletlerin ve bu türden örgütlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
Sivil toplum elbette çok önemli. Özellikle de Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanların, bunlar birinci düzeyde, çünkü bu İslamofobik suçlar onları hedef alıyor, kendi aralarında oluşturacakları sivil toplum ağları çok önemli. Bu sivil toplum ağları da faaliyetlerini göstermeleri için dışarıdan devletler düzeyinde veya İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kendi kaynakları üzerinden destek sağlanması mümkün. O yüzden sivil toplumu önemseyen ama devlet gücünün arkasında almaya çalışan bir mücadele tarzı belirler. Teşekkür ederim hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Aslında birçok not aldım. Toplumsal bakımdan İslamofobinin bir de ters taraftan baktığımız zaman çok fazla şey var yani anlatabileceğim ama ben sadece şu an zamanımız da kısıtlandı sanırım. Bireysel bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben İslam'dan korkuyorum hocam. Çünkü evet. Ben bir eşcinselim ve bir deistim. Müslüman değilim, mültedim ya da İslami değil işte. Ve arkadaşımla da uzun süre konuşmuştuk, o da onaylayacaktır ki ben İslam tarafından iki kere ölüme mahkum edilmiş bir kişiyim. Buna yani bana nasıl diyorsunuz korkuma? Acaba şöyle çözüm önerilerinde mesela güzel şeyler söylediniz ve bir liberal olarak kesinlikle bunlara da katılıyorum. Bu sistemler kurulmalı ve mağduriyet giderilmeli. Ancak bir de kendi yapacağınız şeylerden bahsedebilir misiniz? İslamofobinin yani ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Bu sebeplerini eleştirebilir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Tabii ki. Şimdi tabii İslamofobiyayla mücadelenin en önemli ayaklarından bir tanesi Müslümanların kendilerini benimsemedikleri ama Müslümanlar adına yapılan pratikleri açıkça eleştirmeleri. Bu nokta çok açık. Mesela işte insanlar internette kafa kesme videolarını izliyorlar. Şimdi bunlar kadar İslamofobiyi besleyen bazen sudan bir başka görüntü yok. Veya ne bileyim rejim görüntüleridir. Taşlanarak işte bir yerlerde öldürülen insanlar. Şimdi bu görüntüler ve bu fotoğraflarla takdim edilen bir İslam'ın korku uyandırması gayet anlaşılabilir bir şey. Yani siz de olsanız veya bir başkası da olsa bu görüntüleri izlediği zaman bunlar korkutmayı hedef alan görüntüler. İki şey yapılması lazım Müslümanlar bu örgütler, İslam dünyası tarafından. Bir, bu türden marjinalliklerin İslam'ın özünü, ruhunu ve bütünlüğü temsil etmediğinin altını çizilmesi lazım. Reddedilmesi lazım yani. Ana akıl Müslümanlık, ana gövde tarafından bunların reddedilmesi lazım. Ve bu reddedişin de altını çizilmesi lazım. Güçlü bir biçimde altını çizilmesi lazım. Siz sizi aslında teslim etmeyen, sizi aslında size yönelik bir şiddet dalgasını hazırlayan, ona malzeme taşıyan, hiç de tasvip etmediğiniz, hiç de benimsemediğiniz şeyleri açıkça kınamazsanız, açıkça bunları reddetmezseniz, bunların üzerine gitmezseniz, o zaman o Müslüman karşıtı propagandaya da malzeme ve zemin hazırlamış oluyorsunuz. Tabii siz dediniz ya iki defa ölüme mahkum edildim. Ölüme mahkum edildiğinizi düşündüğünüz yorumlar da yine bu ana akım ve ana gövdeyi oluşturan yorumlar değiller. Bu tartışmanın İslam dünyasının kendi içine dönük bir yüzü var, bir yönü var. O tartışmada yapılıyor. Yani Avrupa'da da yapılıyor, diğer yerlerde de aslında yapılıyor ve gerçekleştiriliyor. Biz özellikle Türkiye olarak bu tehlikenin bir boyutuyla komşusuyuz şu anda ve bu tehlike artıyor. Nedir o? Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşın oluşturduğu bir kaos atmosferi var. O kaos atmosferinde hiçbir aklı başında Müslümanın kabul etmeyeceği, tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı bir kısım görüntüler de yaşanmaya başladı. Bizim sınırımızın dibinde ve bu görüntülere sebep olan gruplarda güç ve kuvvet kazanıyorlar. Biz batı kaynaklı İslamofobiden şikayetçiyiz. Ancak burada bir samimiyet testi de vermemiz lazım. Farklılıklarla bir arada yaşamayı başaran bir medeniyet, İslam medeniyeti, geçmişinde, tarihinde
bunun örnekleriyle bugün övürüyoruz ve bunu biz geleceğe taşıyacağız, geleceğe taşıma iddiasındayız. Demokrasiyi bu yüzden bir imkan alanı olarak görüyoruz. Eğer böyle bakıyorsak, aleyhte propaganda unsuru oluşturan ve reddettiğimiz, kişisel hayatımızda, toplumsal hayatımızda reddettiğimiz şeylerin altını çizmemiz lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.